g fonksiyonu fx eşittir x karenin ölçeklendirilmiş bir versiyonu olarak düşünülebilir g x'in denklemini yazın. Her zamanki gibi şimdi videoyu duraklatın ve bunu önce kendi başınıza bir deneyin. Şimdi beraber. Burada ilk fark edeceğimiz şey g'nin sadece x ekseni üzerinde baş aşağı çevrilmiş olması değil, baş aşağı çevrildikten sonra bir de genişletilmiş olması. Şimdi gelin bunu adım adım yapalım. İlk olarak baş aşağı çevirme kısmına bakalım. X ekseni üzerinde baş aşağı çevir. Bunu görsel olarak yaptığımızda şöyle görünecek. Bunda da x 0'a eşitken y yine 0 olacaktır. Ama x eksi 1'e eşit olduğunda y bu sefer 1'e eşit olmayacak, onun yerine eksi 1'e eşit olacak. x 1'e eşit olduğunda bu sefer 1'in karesini alıp 1 elde etmek yerine bunun da negatifini alacağız ve aradığımız sonuca yani eksi 1'e ulaşacağız. Evet, baş aşağı çevirdiğinizde grafik böyle görünecek. x eksi 2 iken y artık 4 değil, eksi 4 olacak. Yani grafik artık yaklaşık olarak şöyle olacak. Bu durumda baş aşağı çevrilmiş versiyonu çizmeye çalıştığımızda herhangi bir x değeri için başta hangi y değerini alıyor idiysek artık onun zıttını yani negatifini elde edeceğiz. Demek ki yeşille çizdiğimiz bu grafiğin denklemi y eşittir eksi fx olmalı. Ya da mevcut denklem için y eşittir eksi x kare de diyebiliriz. Yani x'in değeri neyse onun karesini alıp başına eksi işareti koyduğumuzda y'ye ulaşıyoruz. Evet, x'in karesini alıp başına eksi işareti koyduğumuzda bu, grafiği x ekseni üzerinde baş aşağı, ters çevirmek anlamına geliyor. Ama sadece bunu yaparak gx'i bulmuş olmuyoruz gx buna ek olarak yatan yönde genişletilmiş gibi de görünüyor. Şimdi acaba bu grafiği belirli bir ölçeklendirme katsayısı ile çarparak genişletip gx'in grafiği ile eşleştirebilir miyiz? Bunu yapmanın en iyi yolu gx'in üzerinde olduğunu bildiğimiz bir nokta seçmektir. Ki aslında zaten bize böyle bir noktada vermişler. Burada verildiği gibi 2'ye eksi 1 noktası gx'in üzerinde yer alıyormuş. Yani g x üzerinde x 2'ye eşitken y eksi 1'miş. Başka bir deyişle g 2'nin eksi 1 olduğunu da söyleyebiliriz. Yeşil fonksiyonda ise x 2 iken y eksi 4'e eşitti. Bir bakalım. Belki bunu 1 bölü 4 e çarparak g'yi elde edebiliriz. Gelin deneyelim. Bakalım 1 bölü 4 ile ölçeklendirme yaptığımızda aradığımız şeyi bulabiliyor muyuz? Ölçeklendirme 1 bölü 4. Bu durumda y değeri sadece eksi x kareye değil, eksi 1 bölü 4 x kareye eşit olacak. Eğer buradaki 1 bölü 4'ü nereden bulduğumu merak ediyorsanız, şöyle açıklayayım. x'in 2 olduğu durumlara baktım. Yeşil fonksiyonda x 2 iken eksi 4 elde ediyorduk. Ama biz artık x 2 iken eksi 1 elde etmek istiyoruz. Eksi 1, eksi 4'ün 4'te 1'dir. Ve ben de işte bu yüzden yeşil fonksiyonu 1 bölü 4 ile çarptığımızda gx'i bulacağımızı düşünüyorum. Hadi bunu doğrulayalım. x 0 olduğunda y de 0 olacak. Ki bu duruma uyuyor. x 1 olduğunda, bunu farklı bir renkle yapayım. x 1 olduğunda, 1 kare, 1'in karesi, çarpı 1 bölü 4, eksi 1 bölü 4 eder. Grafikte de burası eksi 1 bölü 4'e eşit gibi görünüyor. x 2 olduğunda 2'nin karesi 4 eder. 4 çarpı eksi 1 bölü 4 de aynen buradaki gibi eksi 1 eder. Şimdi bir de grafiğimizin üzerindeki şu noktayı deneyelim. x 4 olduğunda 4'ün karesi 16 eder. 16 çarpı eksi 1 bölü 4 de eksi 4 eder. Bu fonksiyon x'in negatif değerleri için de istenen sonuçları verir. Yani artık aradığımız gx denkleminin bu olduğundan eminim. gx eksi 1 bölü 4 çarpı x kareye eşittir. Sonuç şu, genel olarak ölçeklendirmelerde eksi bir değerli ölçeklendirme yapıyorsak bu grafiği x ekseni üzerinde baş aşağı çevirdiğimiz anlamına gelir. Ölçeklendirmelerdeki bu kesir yani mutlak değeri birden küçük olan bu katsayı ise grafiğin enlemesine büyüdüğünü ya da genişlediği anlamına gelir. Eğer buradaki şu değerin mutlak değeri birden büyük olsaydı o zaman grafik enlemesine daralacaktı.